Gelinlerin düğün takıları biliyorsunuz bizim olmazsa olmaz konumuz. İllaki takıların başlarına bir şey geliyor. Bugün de döndü düğün takılarına ne olduğunu açıklamış. Açıklayınca kayınvalideler, diğer kayınvalideler Münevver Hanım'a oldukça tepki göstermiş. Bakalım düğün takılarına ne olmuş? O 200 bin liralık altın ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Kayınvalidem düğünden hemen sonra borcumuz var diye tüm altını aldı. Biz görmedik hiçbir şekilde. İki ev, iki de araba aldılar düğünden sonra. Şaka yapıyormuş. Filiz annem iki. Peki evleri kimin üzerine yapmış tatlım? Çeyreği sinesine koyan kadın sizce kalkıp da evi evet. başkasının üstüne yapar Yapmaz. Mı? Yapmaz. Evet. Kızlar benim takılarım sayesinde şu an altında lüks arabayla geziyor kayınvalidem. Ondan önce belediye otobüslerinde dolanıyordu. Gelinin paralarına nasıl araba alıyorsunuz? Vallahi o benim elimde, keyfim bilir. Oğlumun arabası yoktu. Oğlumu aldım, diğer oğlumu aldım. Bunun evi var, buna ev almıştım. Tamam be. Diğer oğluma araba aldım. Niye hep kendi üzerine? Hep bana diyorsun. Kimin hakkıysa onlara ver. Valla ben hiç kimseye güvenmiyorum. Hepsi benim üstümde, tapolar benim üstümde. Buyur. Sonra ben eşit dağıtırım. Döndüğününkini kimin altınlarla aldınız evini? Onu merak ettim şimdi. O zaman bizim yani kendi birikimimiz vardı aldık. Döndüğünün bu sefer ama ne oluyor? Haksızlık oluyor gene. Öbür oğluna ne kadar altın verdiysen öbür buradakine de aynı vermen gerekiyor. Onun altını aldıysan bunun da altını alman gerekiyor. Sen eşit yapmamışsın. Onun altını almışsın, da aldım, bununkini almışım. Onunkini de aldım, bununkini de aldım. Münevvercim, öbür oğlumun takılarını da aldım, bununkini de aldım dedin en son, doğru mu? Yani takılar kaynanada annede kalır. Ben aldım. Yani kendi altınlarını almadım, bizim taktıklarımızı. Ama takı gelen takıları aldım. Neden böyle oluyor? Ama ben de düğün yaptım, borç içindeydim. Borçları ödedim. Allah Allah. Ha şimdi bir de sen şimdi bu kadar geleneklerine düşkünsün ya. Ya bu takılar bize de söyle de biz de bilelim. Kayınvalidelerin mi aslında? Tabii alıyorlar. Kayınbaba alıyor. Genelde alıyorlar evet. Ha, alıyorlar. Yani burada da şahit olduğum kadarıyla. Ha, alınıyor. Ya o sen onu hak olarak görüyorsun öyle mi? Evet. Döndü sen biliyor muydun alacağını? Hayır bilmiyordum. Düğünden sonra öğrendim. Daha doğrusu düğün günü. Oo, biraz sert olmuş. Kim söyledi? Yok söylenmedi. Düğün günü odada zaten direkt üstündeki her şeyi çıkarttım. Kayınvalideme verdim. Sadece kendi takılarım kaldı. Ne dedi? Yanına mı geldi? Ver mi dedi? Hayır direkt takılarla beraber odaya gittik. Orada her şeyi çıkarttık. Kayınvalidem aldı. Öylece bitti konu kapandı. Öyle baka kaldın. Daha da görmedik. Ne yapıyorsun anne de mi? Herhalde emanet alıyor gibi düşündün tabii belki canım, de. İlk baş biz dedik herhalde hani ben kendim olarak zaten eşim biliyormuş herhalde. Ben dedim ki herhalde alacak sonra eve gittiğimiz zaman hani göreceğiz ama sonra bir daha asla görmedik. Bir de anladığım kadarıyla iki ev, bir araba. Evet. Sanırım takılarda bayağı tabii. takılmış. Döndü eşine dedin mi yani neden böyle oluyor falan? O günü anlatsana bir. Evet eşime sordum neden böyle diye. O da dedi ki borçlara gidecek. O da öyle zannediyordu. Borçlara gideceğini zannediyorduk ama daha doğrusu diğer oğluna araba alınca lüks bir araba. Biz o zaman anladık yani bizim takılarla aslında ev ve araba biz almış. Derken kocanı da kastediyorsun. Evet evet o da sonradan öğrendi. O da şaşırdı ve evet. üzüldü mü yani? Üzüldü tabii ki. Ha. Ama yani yapacak bir şey yok alacaktı. Yani illaki alınacaktı o altınlar, o paralar. Yani bizim... Tamam da bize alsaydın neden başkasını alıyorsun? Neden diğer oğlunu alıyorsun? Çocuklarım ortak olduğu için yani bunun evi var, arabası var. Ben diğer oğluma araba aldım. Döndünün evini kim aldı? Biz aldık. Ha, düğün öncesi mi? Ha, düğün öncesi. Ha onu ona mı sayıyorsun? Aha, ona sayıyor. Onun evi var, arabası var. Tapulu evin var mı döndü? Var ama tapu bizde değil. Aa. Kayınvalidemin üzerine. O zaman ne aldın? Güvenmiyorum dediğin o muydu BTR'de? Yani döndüğü ev aldınız, onun üstüne. Hı-hı. Öyle mi? Aha. Tapu olması gerekiyor mu ki üstüne? Yani illaki vereceğim tapuyu birkaç sene sonra. Hepsine ayrı yani eşit dağıtacağım. Tapunun üstüne yapacağım. Döndü yazıyor mu? Yok. Ha işte. Orada ya, mevzu var. Versem daha oğluma vereceğim. Döndüğe vermeyeceğim ki. Niyemiş? Oğluma vereceğim çocuk. Kayınvalideler gelinlere güvenmiyor mu? Yani güvenmemek değil de yani ön planda oğlum var mesela. Ön planda oğlum.
Oğluma veririm ben. Pek şaşırmadım. Sinesinde altın saklayan tapusunu sana mı verecek döndü yani? Çok normal. Doğru. Ben hiç şaşırmıyorum mesela. Valla ben kayınvalide olursam bir gün asla sizin gibi düşünmem yani. Sen de o gün geldiği zaman hani bu fikirde olmayacaksın. Düşünmem. Fikirler değişiyor o zaman. Bir nevi yani ben seni de görürüm. Olgunlaşınca değil mi? Tabii. Sen de mi yani hak veriyorsun şu an ya, Bünever Hanım? Nasıl hak veriyorum? Benimki, yani şeyi ben de aldım ama ben araba aldım, biniyorlar. Yani. Ben mi biniyorum? Öyle üstünde. Ya sen de biniyorsun, ben de biniyorum bir yani. Bir de o sen beni kandırdın. Ya Nevel kandırdın abla, değil ama. Belki sen duymamışsındır. Burada da size yani benzer bir mevzu var. Kandırdın değil ama. Yani şu daha doğrusu sen de Emel öyle. Tuğba'nın dışında Münevver abla, Sibel'in de başına aynısı gelmiş. Emel'in de başına aynısı gelmiş. Takılar elinden çocuk gibi alınmış gelinlerin. Onlar da şok olmuş tabii ki. Valla bizim tarafta hep alınıyor yani şimdi, takılar. Üç kayınvalide aynı kafadasınız ya, Gönül kayınvalide daha farklı bir bakış açısına sahip. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Bu düğün yapıldı, takılar sence çocukların mı olmalı? Çocukların olmalı. Senin bugüne kadar taktığın şeyler ne olacak? Olsun, ben nasıl olsa ödüyorum. Kalanını da öderim yani, çocukların hakkı. Sen değil mi, ben onlara ev verdim, araba verdim. Benim annem bize de ev, araba, iki eltim verdi. Üzerine tapusunu da bize verdi. Yani altınları da bize verdi. Tuğba, senin üstüne ev mi verdi Gönül? Tabii tabii, benim evim var. Senin arabam da var. Senin üstüne mi, eşinin mi? Ne benim üzerime. Ne eşim, ha eşim, ha ben. Yok yani. Aynı kapağı mı benim üzerime? Bence senin eşinin üzerindedir, sen senin değil. Benim üzerime. Araba da benim üzerime. Daha yeni bir şeyler daha aldılar, görürsün. Ha. Onu da benim üzerime. İyi olmuş o zaman. Biz de ayırmazlar. Gider, gelir, o şey, geleceğe bakmıyoruz biz. Tuğba, dur. Bir dakika. Herkesi şu anda kışkırtın. Yani. Dur, evet. Şenay'cığım. Nursel Hanım, tapu bu kadar önemli bir şey mi? Evet. Evet. Biz ne için yaşıyoruz? Evlatlarımız için tamam, yaşıyoruz. Tamam, evlatlarınıza verin o tapuyu yani. Tapu ne kadar değerliymiş sizden ya. Verin. Ama bak, ben şunu anlamıyorum. Ha oğluma biz. Kimin? Yani biz öldüğümüz zaman tabii ki sizlerin, siz asıl tapu kimin için değerli biliyor musunuz? Bizim için değil. Kayınvalideler için önemli. Tabii ki öyle. Kendilerini sağlama alma ama olarak görüyorlar. Bak, evet. Ben tapuyu tabii verirsem bunlar yaşlanınca bana bakmaz. Geleceği düşünüyorlar. Olabilir. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru olabilir ama başka çocuk oldu mu da eşit davranman lazım. Eşit? Yok, mesela seninki belki iki tane, benim daha fazla. Diğer çocukları da düşünmem ama lazım. Ama sen şu an böyle yaparak nasıl düşünüyorsun onu anlat bana. Ya eşit davrandığını düşünüyorsun şu an, öyle mi? Tabii. Ya diğer çocuktan da takıları aldım, bundan da aldın. Ama daha bekarım da var. Yani? Yani onu da ev sahibi yapayım, araba sahibi yapayım, öyle dağıtırım. Diyor ki henüz tapuları vermek istemiyorum. Şimdi vermek ayırmak istemiyorum. İstemiyorum. Diyor ki eğer ben tapuları falan verirsem herkes ayrılır. Benim tamam, bir tane daha bekarım var diyor. Onu da evlendireyim. Ona da ev, araba, her şeyini yapayım. Ondan sonra da tapuları ondan sonra belki veririm. Onları. Tapuları dağıtacaksın tabii ondan sonra. Ya mantık olarak sonuçta çocuklarını koruyorsun gibi gözüküyor ama hayır, onların da bir yuvası, ailesi, yoluna bakmaları lazım. Ama ya var, onların da var. Biliyorlar yani her şey yolunda. Ama senin üstüne olması ayrı, bizim üstümüze olması ayrı. Ya bir de mesela siz diyorsunuz biz evlenmeden önce benim kayınvalidem de aynı şeyi söyledi. Ben seni kızım olarak görüyorum. Bak benim iki tane oğlum vardı, hiç ben kızım de öyle, olmadı. O da benim kızımdır, kızım olarak görüyorum. Ben seni kızım olarak görüyor diyorsun. Sonra güvenmeyip oğlumun üstüne tapu yapıyorsun. E tabi yani önce can sonra şöyle canım. Şöyle soralım. Münevver abla çok kötü bir şey söylemedi. Önce can sonra, sonra canım. Herkes doğru için bence öyledir yani. Şenay Hanım dedi ya, bu kadar önemli mi? Tapu önemli mi? Kızlar. Tuğba, kocanın parası olmasa, evi olmasa onunla evlenir miydin? Umurumda bile olmaz, çalışır bakarım kocama. O kadar net konuşuyorum, asla. Numara. Ben tanıştığımda da, bak ben tanıştığımda ben eşimi gerçekten normal, düz çalışan bir insan zannediyordum. Bana hiç asla göstermedi. Ben gerçekten eşimin varlıklı olduğunu nişanlanınca tamam öğrendim. Şenay abla bu ne? Numara. Yani. Numara. Numara. Neden? Bu kadar lüks yaşayan bir insan, yani asla maddi durumu iyi olmayan biriyle evlenmez. Canım ben babam çekmez. Ben babamın numara evinde, ben babamın evinde gördüm Allah'a şükür ve kendim çalışarak her söyledim şeyimi çalışarak kazandım. 11 yıldır muhasebecilik yapıyorum. Kimseye minnet etmedim. Kocamın parasını da yemiyorum. Hala kendi paramı yiyorum. Yeri geldi mi de yerim. Benim kocam kimseyi ilgilendirmez. Tamam. Sibel, kocanın evi olmasa, parası olmasa evlenir miydin? Evlenirdim. Kesinlikle evlenirdim Nursel. Evlenir çünkü miydi Filiz?
Evlenirdi. O konuda ben güveniyorum Sibel'e. Ama Tuğba diyor, Tuğba'nınkini kabul etmiyorum. Zaten kocasının olmasa kayınvalidesinin var. Yani değişen bir şey yok yani. Ben tanıştığımda kayınvalidemi tanıyor muydum Filiz abla? Ya nişanlıyken tanıdım diyorsun. Efendim? Nişanlıyken tanıdım diyorsun. Nişanlıyken öğrendim ben diyorsun. Eşimin durumunu iyi olduğunu yani. Öğrendim. Benim eşim yok. Dünyanın en pinti adamı, tanımadığınız ben, için konuşuyorsunuz. Tuğba'nın dişli bir kız olduğunu farkındayım. Ben Tuğba gibi düşünüyorum. Bence sen de ne yapar ne eder o konuma kendini getireceğini düşünüyorum. Ben onu zengin yapardım zaten. Sen merak etme evlendikten sonra da. Bu hırsıyla yapar. Evet. Ay gerçekten alemsiniz. Sen döndü. Ben de evlenirdim. Sen de evlenirdin. Hı-hı. Ya şimdi doğruya doğru. Yani bak parayla saadet olur mu olmaz mı? Çok klasik bir konu gibi gözükse de. Yani birçok kişi biliyor ki para bitince aşk da bitiyor. Olabilir. Yaşamadım bilmiyorum. Ya duyduklarımız, gördüklerimiz. Herkes için aynı değil ama. Herkes sen, için ayrı değil. Parasız da diyorsun mutlu olur mu insanlar? Tabii olunur. Ben de para olur. Para huzur vermez her ben zaman. Ben de olur diye düşünüyorum ama şunu da düşünüyorum. Özellikle para son zamanlardaki kızlardan bahsediyorum. İlla ki bakıyorlar evi mi var, arabası tabii. mı var, maaşı kaç para... Ya ilk sorduğu şeyler genelde insanların bunu ama oluyor. Yanlış yapıyorlar. O yüzden hep evde kalıyorlar. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Çünkü mesela şimdi herkesin bir yaşam standardı var geldiği yerde. Ben açıkçası benim yaşam standardımın altında olmak ister miydim? İstemem. O yüzden bunlar bence önemli. Hani baba evinde ne gördüysen evet, karşıdan da onu tamam. beklemek istiyorsun. Ama bak şimdi o zaman benim dediğime geliyorsun. Evet. Aynı şekilde Tuğba'ya da bu sözüm. Diyorsunuz ya baba evinde zaten çok şükür yaşadık gördük iyiydik diyorsun ya. Bitti diyelim. Sen zaten bir standarta alışmışsın. Evet. Yani bu para bitince... Alıştığında bir standart olduğu için demek ki arıza çıkacak. Bence ya mutlaka çıkmaması imkansız. Mutlaka çıkar evet. ama yaşamadığımız için evet iyi gün ya iyi gün kötü gün de. Şimdi kötü maalesef günü... çok evliliklerde maddesel oldu. Bence evet, de öyle. Para önemli değil. Hakikaten değil. Keşke insanlar bu kadar maddeci olmasa ama maalesef tabii. öyleler. Bence damatlar gelin alırken bile kızın standartına bakıyorlar evet. artık. Evet. Devam ediyorum.